Amerikan iç siyasetiyle başlayalım. Kamala Harris ve Donald Trump arasında yapılan tartışma programının yankıları hala devam ediyor. Philadelphia'da yapılmıştı hatırlıyorsunuz tartışma programını. Televizyondan 67 milyondan fazla kişi izledi. Aslında bu bir rekordu. Şimdi tabii tartışmanın ikincisi olup olmayacağı da yine merak edilen konular arasında. Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün seçim kampanyasını Kuzey Carolina'da yürütüyor. İki adaya şöyle baktığımızda özellikle rekabet yaşanan eyaletlere odaklandıklarını görüyoruz. Bu yedi eyalet için söylüyorum. Tabi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trumpsa Arizona'da bugün yine şu saatlerde seçim kampanyasını yürütüyor. Trump'la ilgili detayları birazdan Çılam Yücel anlatacak ama biz Harris'le başlayalım. Harris cephesinde neler oluyor? Mehmet Toroğlu'ndan alacağız detayları. Mehmet tartışmadan iyi bir puanla ayrıldı Kamala Harris öyle görünüyor. Basında da bu ağırlıkta neler yaşanıyor demokratların cephesinde? Evet, Senin de dediğin gibi tartışma programından sonra yapılan anketler e, Kamala Harris'in tartışmanın galibi olarak, Amerikan halkının gözünde tartışmanın galibi olarak e, görüldüğüne işaret ediyor. Tabii tartışmanın galibi olmasının Hani seçim sonuçları üzerine ne kadar etkisi olur bu tartışmalı ama e, bu sonuçların ilk halken sonuçlarının tabii e, Harris kampanyasında bir moral ve ivme kazandırdığı yorumları e, yapılıyor haliyle. E, işte bu ilmeği de Harris kampanyası Harris bu ilmeği e, seçimin en kritik eyaletlerinden, en belirleyici olması beklenen eyaletlerinden e, Kuzey Carolina'da kullanmak istedi bugün. E, Kuzey Carolina'nın iki ayrı şehrinde e, miting düzenleyecek bugün ilerleyen saatlerde. İlki eyaletin büyük şehirlerinden Charlotte'da, ikincisi de e, Greensboro kentinde olacak. E, dediğimiz gibi Kuzey Koreli Amerikan seçimlerinde çekişmeli eyaletlerin her iki partinin de kazanabildiği eyaletlerden. Dolayısıyla kazanana avantaj elde ettirebilecek bir eyalet bir konumda. Burayı son seçimde en son seçimlerde Donald Trump çok az bir farkla kazanmıştı. Dolayısıyla Son tartışma programında işte bu başarılı olarak yorumlanan performansından sonra bunun getirdiği rüzgarla Kuzey Koralay'ın seçmenini kendi lehine etkilemek ve bu az son seçimdeki bu az farkı kapatmak ve geçmeye çalışacak Kamala Harris. Kuzey Carolina'yı kazanan en son demokrat başkanı da 2008 yılında Barack Obama'ydı. Hatırlanacağı üzere Barack Obama o seçimleri de başkanlık seçimlerinde kazanmıştı. O tarihten beri hep cumhuriyetçi adaylar bu eyaleti kazandı. O açıdan Harris'in şimdi bu seçimlerde bu eyaleti kazanması eğer kazan bu e, tabii kendi lehine, demokratlar lehine önemli bir e, fark yaratacak. İşte o yüzden demokratlar bu eyalete özellikle e, önem veriliyor. Kinipak Üniversitesi'nin bu hafta sonuçlarını açıkladığı bir anket var. Kuzey Carolina'da yap, yapılmış bu anket. E, Kuzey Carolina'da Harris Trump'ın 3 puan önünde görünüyor. %46'ya karşı %49. E, bu şu açıdan önemli. Biden, e, Başkan Biden daha adaletten çekilmeden önce Nisan ayında yine aynı üniversitenin yaptığı ankette Trump öndeydi bu eyalette. %46'ya karşı %48. Şimdi bu son ankete göre aradaki farkı kapatıp 3 puanda öne geçtiği görülüyor. E, bu alet eyalette özellikle e, gençler ve kırsal e, kesindeki nüfusa ulaşmaya çalışıyor. E, Harris cebesi Biden'ın özellikle e, gençlere ulaşamadığı e, yorumları e, yapılıyordu ama Harris kampanyası bu anlamda e, bu eyaletten daha imsar e, mesajlar veriyor. eyalette daha önce eşi görülmemiş bir seviyede bir gönüllünün Parti Demokratlar lehine çalıştığını ve bu gençler arasında özellikle gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Tabi Kuzey Korolay'da siyahların desteğini almakta da önemli. Daha doğrusu zaten siyahlar Demokratların önemli bir seçmen tabanı ama sonları sandığa çekmek diyelim bu önemli olacak. Çünkü burada eyalette Kuzey Korolay'da her 5 kişiden biri e, siyah yine aynı şekilde Latinlerin de nüfusunun giderek arttığı bir aile. E, bu e, şimdi tabi son bir konuda Amerikan kamuoyunda çok tartışılan ikinci bir bir tartışma programı olacak mı? Harris kampanyası buna yeşil ışık yakmıştı. Bu yönde bir sıcak baktığını bu fikre söylemişti. Trump buna daha mesafeli yaklaşan bir açıklama yaptı ve zaten Harris kaybetti. Ben kazandım o yüzden ikinci tartışma programı istiyor. Ben kazandım ikinci tartışma programına gerek yok diye böyle daha mesafeli bir tutum ortaya koydu ama bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde haftalarda ikinci bir tartışma programı olacak mı? Amerika'nın merak ettiği sorulardan biri de bu.